Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fonksiyonlar iki konusuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ne anlatacağız? Fonksiyonda dört işlem ve fonksiyonun grafiğini anlatacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Fonksiyonlarda dört işlemle başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle fonksiyon a'dan r'ye, g fonksiyonu da b'den r'ye gittiğini söylüyoruz. Yalnız arkadaşlar fonksiyon videomuzu izlemediyseniz bir öncekini lütfen ilk önce ona gidelim. Onu bitirelim sonra buraya geri dönelim dedikten sonra hemen devam edelim. Fonksiyonumuz A'dan R'ye yani tanım kümem A, görüntü kümem, değer kümem R, G'lerde de B'den R'ye gidiyor tanım kümesi B. Ve burada da A kesişim B, iki kümenin kesişimi boş küme olmayacak şekilde düzenlenirse biz F artı G diye yeni bir fonksiyon tanımladığımızda bu fonksiyonun kesinlikle tanım kümesi A kesişim B olacak. Ve gideceği yerlerde reel sayılar olacak. Arkadaşlar buraları yazacağız, halledeceğiz. Ama öncelikle şuna bir değinmemiz lazım. Bakın hepsinde aynı şey yazıyor. A'da bir eleman R'ye gitti. Peki ikisini aynı anda yazdığımda ya bu B'de yoksa o zaman ne olacak? Tabii ki de bu gidemeyecek. Gidemeyecekse ikisini aynı anda yapamayacağım demektir. O zaman o zaman ben ne diyorum? İkisinin de ortak olduğu bir kümeyi almam lazım. Yani A kesişim B'den R'ye gidecek. Peki böyle bir böyle bir şey gördüğümde buna ne diyeceğim? Hemen fx artı gx diye bunu normal haline getireceğim. Sadece burası bir kısaltma gibi düşün. Hemen bunu yaptığını düşün. f eksi g yine kesişimden R'ye. Bunları artık okumuyorum arkadaşlar. f eksi g yaparsam ne olacak? Burası da fx eksi gx olacak. Çarpımda ne olacak? Bu görüntüyü gördün mü? Hemen fx çarpı gx yapacağım. Bölü de zaten ne olacak? fx bölü gx olacak. Buraları kısaltma olarak düşürdün. Buralarda da uzun uzadıya anlattım diye gördün. Peki burada ne anlatıyor? Bizim rasyonel bir ifademizde kesili bir ifademizde payda hiç ek sıfır olur muydu? Olmazdı sıfır olamayacağını söylüyor. Olursa zaten bizim bir tanımlı bir şeyim elemanımız olmaz. Peki K çarpı P. K çarpı F. F ne peki? Fonksiyon. K ne? K bir reel sayı. Böyle olursa ne olacak arkadaşlar? Yine bu reel sayımız dışarıya sanki bir fonksiyonun katıymışçasına çıkacak. Bunları böyle anlattık. Önemli olan yine söylüyoruz. Kesişim çok uzatmadan işimize ısınmamıza başlayalım. Ne diyor? F, R'den R'ye, G, D, R'ye. Adam risk almamış. Ne yapmış? Tanım kümelerini en genişini vermiş. En genişini verdiyse ortağa bakmaya gerek yok. Peki benden ne istiyor? Benden istediği şey de şu. Fx fonksiyonu 2x artı 3 iken Fx fonksiyonu 2x artı 3 iken Gx fonksiyonu da x eksi 1 oldu. Peki arkadaşlar peki bunların toplamını şu görüntüyü gördüğümde hemen ne yapacaktım? fx artı gx yapacaktım. fx artı gx yaptım diyelim. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen yerlerine yazıyorsun. 2x artı 3 artı x eksi 1. Peki hocam bu topluluk niye parantez almadın? Çünkü arada artı var. Parantezin etkisi yoktur dedim. Artı çünkü hemen aynı işaretlerle devam edecek. Elmalar elmalarla armutlar armutlarla toplanıyordu. 2x x daha 3x oldu. 3 eksi 1 daha ne oldu? Artı 2 oldu. Bu işlemi hallettim. Hemen şu görüntüde ne yapıyordum? Şu kısaltmayı ben ne yapıyorum? Uzun uzadıya yazıyorum. Nasıl? fx eksi gx yaptım. Peki fx eksi gx yaparsam hemen fx'i yazdım yerine. 2x artı 3. Bak 2x artı 3. Eksi işte bu şimdi çok etkili olduğu için eksi. Hemen burayı bir topluluk biçiminde yazdım. Hemen açalım. 2x artı 3 eksi x eksi eksi artı 1 dedim. O zaman ne oldu? 2x'ten x çıktı. Bir tane x kaldı. 3 ile 1'i topladım. 4 oldu dedim. Bunlar bu kadar basit arkadaşlar. Hiç zorlamaya gerek yok. Şu an sadece fx gx açılımlarında x'li ifadelerle işlem yaptık. Birazdan sayılar gelince her zaman gibi sayıları yerine koyacağız dedik geçtik. Peki burada ne var? Yine bir ısınma. F fonksiyonu R'den R'ye. G fonksiyonu R'den R'ye. Kümeler ortak mı? Ortak. Aynı şeylerse o zaman ortaklara bakmaya gerek yok. Ne yapacağım bu sefer? Çarpma. Hemen yap. Hemen yapalım. Burası ne oldu? Fx oldu. Çarpı benden ne istiyor? Gx. Peki Fx'i yerine yazdın. Hemen Fx'i anında yazdın. 2x kare artı 2x. Çarpı bu sefer ne yapacağım? X artı 1. Eşittir. Hemen böyle bir durumda sen parantezi hepsini açacaksın. Nasıl yani? Bundan buna, bundan buna, buradan buraya, buradan buraya şeklinde hepsi birbiriyle çarpılacak. 2x kare ile x'i çarparsam x 2x x kare bir tane de x buradan geldi. x küp oldu. Sayı aynen x'ler birbiriyle çarpıldı. 2x kare ile 1'i çarparsam artı 2x kare oldu. Bunu bitirdim. İkisiyle de çarptım. 2x'i x ile çarparsan biraz önce yaptığımız gibi 1x 1x daha x üzeri 2 oldu ve başında da 2 vardı. En sonda da 1 ile çarparsam burası da 2x olur. Hemen toparlayalım elma armut muhabbeti. Bakın arkadaşlar x küp, x kareler, x var. Bunların birbiriyle toplama çıkarmada bir alakası yoktur. Ne olacak peki? 2x küp yalnız kalacak. Artı 2x kare, 2 tane daha x kare Oldu mu sana 4x kare? Oldu. Bu da yavrucak yalnız kaldı. Onu da bunların yanına aldım. Al sana çarpma yaptım. Hemen şuraya bir çizgi çekeyim. Temiz gene buraya yapalım. Bu görüntüyü ne yapacağım hemen? fx bölü gx diye düzenleyeceğim. Ve burada da hemen işlemime bakarsan farklı bir kalem alalım. 2x kare artı 2x. Ne görüyorsam onu yazdım. Bölü yukarıda da gx'in x artı 1 olduğunu söylemiştim. Hemen burada bir şey söyleyeceğim. 2x karenin içinde 2 var, x var, x var çarpım durumunda. Burada da 2 var, x var. O zaman ben bunları niye 2x parantezine almıyorum? Al. 2, x, x. İkisi gitti bunlar kaldı. Demek ki bir tane x. 2x de zaten 2x'e bölümünden 1 kaldı. Bölü x artı 1 oldu. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Neden? Bunlar birbirini götürdü. Hemen cevabım ne çıktı? 2x. Artık bana bu formatta bir şey sorduğunda x'in yerine 3 koysa ben hemen bunda koyacağım. Çünkü buralar kendilerini çok güzel sadeleştirdiler dediğim. Hemen şuradan bir çizgi daha çektim. Bu neydi arkadaşım? Bir kat sayıymışçasına dışarıya gelen fonksiyonun dışına gelen reel sayımızdı. Hemen bunu da sana yeşille yapayım. Yeşille yaptığımda da 2 çarpı fx'imiz ne? gx'imiz neydi? x artı 1'di. Bunu da zaten 2 ile çarpmak dünyanın en kolay işi. 2x 2 ile de 1'i çarptım. Artı 2 oldu dedim. Ve yine bir ısınmayla devam ettim. Bu sefer biraz önce toplama çıkarma vardı. Çarpma bölme kat sayıyı da yaptık. Ve artık bizim sayılarla işlemlerimize başlayalım. F fonksiyonu böyle bir tanım kümesi var ile gidiyor. G fonksiyonu böyle bir tanım kümesi var ile gidiyor. Peki arkadaşım bunların ikisini böyle bir denklemde yazarken ortak küme lazım değil miydi? Evet o zaman neye bakıyorum? Şuna A kümesi dersem şuna B kümesi dersem bana A kesişim B lazımdı. Peki A kesişim B ne? A kesişim B eksi 1 bunda da var bunda da var. Eksi 1'i koydum. 0 yok. 2 evet bunda da var. 2'yi de yazdım ve bitti. 4 zaten 3 zaten yok dedim. Peki ne olacak? Benim tanım kümem bu. O zaman f fonksiyonu bundan da r'lere yine gidecek. Zaten görüntü değer kümelerim de buradaydı dedim. Peki şimdi bize ne soruyor soruda? Bu yeni oluşan fonksiyonun görüntü kümesini soruyor. Peki o zaman şunu hemen uzun uza diye yazayım mı? 2f 2 çarpı f x artı bir de dışarıda ne istiyor benden? Gx. Bakın arkadaşlar bu iki f'in ikisi. Bir parantez bir şey yok. 2f artı g. O zaman 2fx artı gx yaptım dediğim. Benim şimdiki yeni formatım bu. Bana görüntü kümesini soruyor. Görüntü kümesi için ne yapacağım? Tanım kümemdeki elemanları yerine koyacağım. Hemen koyalım yerine. Bunları burada koysak yeterli. İlk önce şöyle söyleyelim. Şunu gösterelim x eşittir eksi 1 için diyelim. Benim form, benim formatım ne olacak yeni fonksiyonum? f eksi 1 artı g eksi 1 olacak. Çünkü niye? Eksi 1'i yerine koymak demek. x'te de yerine koyacaksın. Çıkan cevaplarda y olacak demekti. Peki bunu yaparsam hemen. Burası ne oldu? 2 var. x'in yerine eksi 1 koyacağım. x'in yerine f fonksiyonunda eksi 1 koyarsam 3 çarpı 3 çarpı eksi 1 artı 1. Bunu da hallettim. Artı bir de ne diyor bana? G'de eksi 1 koy diyor. Koyayım. Eksi 1'in karesi eksi 2. Bu da ne oldu? G'de halloldu. Bunu hemen düzelteyim. 3 kere eksi 1 eksi 3. Bir daha eksi 2. 2 kere eksi 2. Burası eksi 4 oldu. Eksi 1'in karesi 1. Bir de burada 1'den 2 çıktı. Eksi 1 oldu. Cevabım ne oldu? Cevap Eksi 5 oldu. Bakın buraları hızlı geçtim ama sen bunu rahatlıkla yaparsın. 3. 3 kere eksi 1. Eksi 3. Bir daha eksi 2. 2 ile çarptın eksi 4. Burası eksi 4. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 çıkardı. Zaten burası halli oldu. Eksi 5 dedik. Peki bu ne için? Bir eksi 1 için. O zaman eksi 1'im nereye gidiyor benim? Eksi 5'e gidiyor. Görüntü kümesini sormuştu. Görüntü kümesinde o zaman bir eksi 5 var. Virgül. Hemen ikinciye bakalım. Bu sefer bana sorduğu ne? Bana sorduğu 2'yi koymak. Evet bu sefer de şurada yapalım. X eşittir 2 için. Hemen yapıyorum. 2 tane F2 artı G2. Çünkü burada 2'yi yerine koyduyordu. Koyduktan sonra hemen yine şu kalemle devam edelim. 2 çarpı 2'yi yerine koydum. Hatta uzatmayayım bak. 2'yi yerine koyarsan 3 kere 2 6. Bir de burada var. f 7 7'ymiş. Artı G2. 2 yerine koy. 2'nin karesi 4. Eksi 2 iki daha. 2'nin karesi 4. Eksi 2 daha. 2 oldu. Bunu da yazdım. 2 kere 7. 14. 2 ile topladım. Bunun cevabı da ne oldu? 16 oldu. Peki bu da ne demek oluyor? Şu görüntüde şu formatta şu yeni fonksiyonda 2'yi yerine koydum mu? Görüntüsü nereye gidiyormuş? 16'ya gidiyormuş. O zaman ben ne dedim? Eksi 5'in yerine bir de 16 gelecek dediğim. Çünkü neden? Benim tanım kümemde eksi 1 ile 2 vardı. Eksi 1 eksi 5'e gitti. 2 de 16'ya gitti. Bir yanlışlık yoktur inşallah. Burada arkadaşlar biraz önce bu fonksiyonu yazıp bunları toplayıp sonra toparlayıp işlem yapıyordum. Ama artık öyle bir şeye gerek yok. Hemen sen burada sayıyı yerine koyup patatakütede da yapabilirsin. Bu birinci işlem. İkinci olarak da sen istersen burada şöyle de yapabilirsin. 2'yi bununla çarp. Ne oldu? 2 kere 3x hemen yazalım. 6x artı 2 artı burada ne var? 2x kare eksi 2. Bunlar birbirini götürdü. 6x artı x kareymiş. İstersen bak bunu bir önceki örneklerdeki gibi istersen bu halde bulursun. İstersen burada da koyarsın. Bak eksi 1'i koy. Eksi 1'i koyduğumda eksi 6 1 eksi 5 doğru. 2'yi koy. 12 4 daha 16 doğru. İster böyle yap. ilk başta bul. Böyle uğraşma. Gerçi burada uğraşmadık. Ben sayıları yerine koyduğum için birazcık uzun çıktı. Ama böyle de yaparsan olur dedim. Geçtim. Önemli olan kesişim zaten. Oradaki kesim, kesişim kümesine dikkat etmek. Mesela burada bak adam garantiye aldı kendini. Ne yaptı? R'den R'ye. Bakın arkadaşlar burada istersen biraz önceki gibi bunları yazarım sonra bulurum istersem anında bulurum ama böyle daha kolay bence nasıl şunu düzgün yazalım fx yazıyordum ama artık f1 diyor burada ne diyor 2 tane g1 diyor hemen o zaman şurası da 1 olduğunu gösterelim hemen o zaman bunu bulayım ne bu f1 1'i yerine koydum hemen şurada koyalım 1'in karesi 1 eksi 3 artı 1 ne oldu bu? F1'im ne oldu benim? 1, 2, eksi 1 oldu. O zaman burası eksi 1. Eksi 2 tane. Şimdi G1'e bakıyorum. G1'i koydum. G1'de 2 kere 1. 2, eksi 1. G1'imde 1 çıktı. Burası zaten eksi 1'di. O zaman hemen çarpı G1'imde 1 olduğuna göre buraya 1 yazdım. Cevabım da kaç çıktı? Cevabım da 2 kere 1 2 eksi olduğu için eksi 3 çıktı. O zaman bu formatın birdeki değeri neymiş? Eksi 3'müş dedik. Hemen bunu da toparlayalım. F 0 bölü G 0. Hocam alt taraf 0 olmazdı. Zaten alt taraf 0 olmadı arkadaşım. G 0 yazdım. Sonucuna bakacağım. Cevabı ne olacak diye bakacağım. O zaman şuraya yazalım hemen. Burada da şunları da bir defa daha şurada toparlayalım. F0 nedir F0? F0 0 0 1. O zaman F0 1'miş. Hemen yerine yazdım. 1 bölü G0 nedir? Hemen ona da bakalım. G0 2 kere 0 0. Bir de burada var. Eksi 1. O zaman bunun cevabı da eksi 1. Cevabım da ne oldu? 1 bölü eksi 1'den eksi 1 oldu. 0 koyduğumda da cevabım eksi 1. 1 koyduğumda yeni formatın cevabı eksi 3. Bunları neden sor söylüyorum arkadaşım? Çünkü bugün 4 işlemden sonra grafik çizme var. Grafik çizmede x'imiz y'imiz olacak. Cevaplarımız tanım kümesi x. Cevaplarda y olacak. Şu an bunu onu vurguluyorum. Buradan sonrasında göreceksin ki çok rahatlayacağız dedim. Al sana sıra sende. Bir bak bakalım soruya nasıl yapacağız. fx var. gx var f eksi g 2 var. Hemen bunu toparlayalım bir. Şurada bir yazayım. f 2 eksi g 2. Cevapta ne olacakmış? 12 olacakmış. Hemen bir bakalım. 2 koyalım yerine. 2 koydum. 2'nin karesi 4. 2 daha 2 daha değil. 2 kere 4 8. O zaman burası ne oldu? 8 artı 3a eksi. Eksi çok etkili. O yüzden parantez. 3 kere 2 6 eksi 2 a. A'ların yerine ben 2 koyabilir miyim? Hayır arkadaşım. Burası x'lerin yerine 2 gelecek. O yüzden x'lerin burada ve burada yerine koydum. Cevabım da 12'ymiş. Şu an bak buna hiç dokunmadım bile. Çünkü bunun işi var daha. İlk önce ben buradan şu a'ları bulabileceğim bir denklem buldum. Peşini bırakmamam lazım. 8. Hemen bir kere daha yazalım. 8 artı 3a eksi 6 artı 2a eşittir 12. Burası ne oldu? 8 6 2 oldu. 3 A 2 A daha 5 A oldu. Cevap buradan 12 çıktı. Burası A. E peki 2'yi karşıya attın. 10. 5 A eşittir 10 sa. A eşittir 2 buldum. A'yı 2 bulduysam artık benim fx'im rahatladı. Bilinmeyen hiçbir şey yok. Sadece orijinal x'im var. 2 olduğu için artı 6 oldu. Gx'im de rahatladı. Gx'im de nedir? 3x vardı burada. 2 ile çarptım. Eksi 4 oldu. Çünkü A'yı 2 buldum. Şimdi dediğini yapayım. Biraz kazmaca bir şey olmuş ama olsun. Hemen toparlayayım bunu. 2 tane F 1 eksi G 1 bölü F 1 çarpı G 1. Ben şimdi şurada hemen bir F1'imi bulayım. Çünkü F1'i bulursam çok rahatlayacağım. F1 nedir? 1'in karesi 1. 2 ile çarptım 2. 6 ile topladım. F1 8 geldi. Hemen şurada G1'i bulayım. G1 nedir? 3 kere 1 3. Bu da eksi 1 geldi. Artık benim için her şey çok rahat. Neden? Çünkü 2 tane F1 diyordu. 2 kere 8 oldu. Eksi eksi 1 bölü Bakın eksi eksi bir parantez şart biraz önce anlattığım gibi. F birim zaten 8'di. G birim zaten eksi 1'di. O zaman olaya bak. 2 kere 8 16. Eksi eksi artı oldu. O zaman 16'ya 1' ekledim. 17 aşağısı da eksi 8 oldu. Böyle bırakabilirim. Ama nahoş bir görüntü. Eksi genellikle tam böyle ortada olur ya da üstü olur. Ben ortaya alayım. Kafamda rahat olsun. Eksi 17 bölü 8 bulduk. Sıra sendeydi. Bunu da yapmış oldun ve geçtim. Yeni bir soru. Bakalım. Bir kere fx'i vermiş. gx'im yok ortalıklarda. Ki gx ile ilgili bir şey soruyor. Demek ki gx'i bulacağım. Ya da farklı bir format izleyeceğim. Burada ne yazıyor arkadaşım? Bir bakalım. 2 tane fx eksi gx. Bu görüntünün uzun canama halini yazdım. Bunun cevabı da neymiş? Eksi 4x artı 1'miş. O zaman hemen ne yapacağım ben? Ben şöyle yapsam güzel olur. Bakın 2'yi yerine koysam. Burada koydum. Burada koydum. Burada koydum. Buradan bir sayı çıktı. E bu 2'yi soruyordu. Burası da f2. f2'yi zaten buradan bulabilirim. Ha, o zaman bingo. Ne yapacağım? 2'yi yerine koyacağım. Hemen koyalım. 2 f2 eksi g2 eşittir 4 eksi 4 çarpı 2 artı 1. Her tarafta x'in yerine 2 koydum. Ha, geldik şuraya. Şimdi peki f2 ne? Hemen f2'yi de şuradan bulayım. f2 eşittir. Eksi 2 çarpı 2 artı 5. O zaman f2 ne oldu? Eksi 4 artı 5. O zaman f2'm şimdi hallettim. f2'm ne oldu? Şu sayım benim 1 oldu. F2 1 ise muhabbetim güzelleşti. Neden? 2 kere 1 eksi G2 sorulan eksi 2 eksi 4, şey, eksi 4 2 ile çarptın. Eksi 8 artı 1 olsun. Bir kere daha toparlayayım. Sorun değil. 2 eksi G2 eşittir. Eksi 7. Bu eksi G2 ya karşıya gitsin. Bu da buraya gelsin. 9 eşittir. Bakın bu 9. Şu da G. 2 oldu. Sanki birbirlerine benziyorlar ama değiller tabii ki de. Biri G, biri 9. O zaman ne oldu? G 2'm benim. Eksi 7 artı 7 diye geçti. 9 oldu. G 2'm de buraya geldi. Bu soruda sıra sendeydi. Yaptık arkadaşım. Sadece açılım. 2 koy diyor koydum. Biraz önce de gördün sayı koy deyince koydum. Ve işte matematik tarihinin, matematiğin tamamının çok önemli olduğu bir konu grafikler arkadaşlar grafik çok önemli fonksiyonun grafiği zaten bütün her şeyin grafiği fonksiyonlardan geliyor bunu çok iyi öğrenirsen bu sene müthiş olur çok iyi öğrendiğin anda seneye başka bir konu var analitik geometri orada da rahat edersin sonra 12'lerde herkes limit türev integral çok zor der hayır orada da rahat edersin her yerde rahat edersin arkadaşım o yüzden bunu çok iyi öğren hemen bakalım A'dan B'ye y ye eşittir fx. Burası çok önemli. Y diye tabir edeceğiz artık fx'i. Fonksiyonuna ait bütün noktaların koordinat sistemine, koordinat sistemin burası, gösterilmesiyle oluşan noktalar kümesine ne denir? Fonksiyonun grafiği fonksiyonun grafiği denir. Peki fonksiyonun grafiği nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar Y eşittir fx. fx neydi? Bir denklem. O denklemde x'leri yerine koyuyordun. Cevaplar cevaplar çıkıyordu. Bu cevaplara ben y diyordum ve burada da x'i koyduğum şey de benim tanım kümemdi. Ve burada şu denklemden çıkan sonucum benim y olacak. Peki sıralı ikililer nasıl yazılacak? Bu x y koordinat düzlemi olduğuna göre tanım kümemdekiler bu x'ler olacak. Burası da y'ler olacak. Misal sen burada A'yı yerine koydun. A'yı yerine koyduğunda cevap B çıktı. Mesela şurada bir A noktası var. Cevabım da B çıktı diyelim. B de şurada bir nokta. İşte senin şu noktan fonksiyonunun grafiğindeki bir noktadır. Mesela C noktası. C eksi de olabilir. O zaman C neresi? X'lerde bak. X'lerde arkadaşım. C'yi koydun. Diyelim ki y'nin cevabı da eksi çıktı. O da d. d de eksi bir sayı olsun. Bak o zaman benim şimdi alacağım noktamda ne oldu? İşte burası. Benim size tavsiyem şu noktaları okumayı iyi bilin. Bu nokta ne noktası? A'ya B noktası. Bu nokta ne noktası? C'ye D noktası. Bu noktanın X'i C, Y'si D. Burada bu çizgi arkadaşlar. Eksi D demek değil. Burada da B, bunun x'i a, y'si b. İşte bu noktaları denklemde yerine koyarsan müthiş olur dedim. X ekseni üzerinde y sıfırdır. Yani burada x'lerin üzerinde y yoktur. Mesela şurada bir k diye bir x'in üzerinde bir nokta varsa bu noktanın sıralı ikili gösterilişi k'ya sıfırdır. Bak burada da zaten x'e sıfır diye gösterdik. Peki y ekseninde, y ekseninde x var mıdır? Hayır. Y ekseninde de x yoktur. Mesela şurada sallıyorum. Diyelim ki eksi 3 noktası var. Bu eksi 3 noktası y üzerinde eksi 3'tür. Ama anlamı sıfıra eksi 3'tür. Niye? Y'nin üzerinde x yoktur. Y vardır. Bunlar hayat kurtaran şeyler. Bu noktaları yazman süper olur. Orijin dediğimizi biliyoruz zaten. İki sayı doğrusunun kesiştiği başlangıç noktası bunu da sıralı ikili olarak gösterirsek sıfıra sıfırdır dedik. Birazdan ayrıntıları zaten yine anlatacağız. Geldim arkadaşım. Şu fonksiyonun grafikte gösterelim diyor. Ne yapacaksın? Yerine koyacaksın. Bak bak bak. Yapacağın şey şu. Y eşittir eksi x artı 2 demek. Peki x'in yerine koydun. Ne koydun? x eşittir 0 için. Ne olacak o zaman? y eşittir x'in yerine 0 koydum. Cevap 2 çıktı. O zaman x'in yerine 0 koyarsan cevap 2 çıkar. x 0 y 2 diye bir noktam olacak. x'in yerine eksi 1 koydun. Ne çıktı? y eşittir x'in yerine eksi 1 koyarsam eksi eksi artı y eşittir 3 çıktı. Peki ne oldu? Eksi 1'e 3 diye bir noktam var. 1'i koydum. x eşittir 1 için. Ne yapıyorum? Burada 1'i yerine koyuyorum. y eşittir 1 çıktı. Eksi 1 artı 2'den dolayı. En sonunda da x eşittir 2'yi koydum. 2'yi koyarsam da y eşittir eksi 2 artı 2'den de 0 oldu. Bu noktamda 1'e 1. Bu noktamda 2'ye 0 oldu. Peki arkadaşım, bunları şimdi bak gösterelim. 0 a 2 işte biraz önce söylediğimiz şey. x'i 0 y'si 2. O zaman bu adam y'nin üzerindedir. şurası 1 olsun. şurası 2. İşte ben bu noktadan bahsediyorum. Bu noktam benim ne? a noktası diyelim. İşte a noktası burası. Yani fonksiyonumuzun bir noktası burası. Eksi 1'e 3. Hemen bak x'im şurası eksi 1 olsun. 1, 2, özür dilerim. Burası eksi 1'ler. Yazayım ben. Birazdan belki işimize yarar. Geçtim. Burası 1, burası 2, burası da 3'tü. O zaman bak şimdi bak. O zaman bunu da farklı bir şeyle gösterelim. Eksi 1'e 3. X'i eksi, eksi 1. Tamam burası eksi 1. Burası da 3. İşte yeni noktamda bu. Bu noktaya da B diyeyim. B noktası da burası oldu. 1'e 1 bir diyor. Hemen gösterelim. Şurası 1 olsun. Şurası zaten birdi. Bunları çizersem şu noktamda benim. C noktası olsun. Ve grafikte bu, bu, bu noktalar şu an fonksiyondan geldi. 2'ye 0. Bu arada bunlar 1'e 1. Bir. Şurası 2'ydi zaten. Bunların sayılarını yazmıyorum. Kafa daha da karışmasın. Burası ortalık karışmasın diye. 2'ye 0. Burası 1'di. Bir gıdım ötesi de burası. 2'ye 0 x'in üzerindedir. Çünkü y'si yok. İşte bu noktada benim d noktam olsun. İşte arkadaşlar grafiğin şu an gösterimini yaptım. Çünkü burada noktalar koymacaydı. Şu nokta bu nokta bu nokta bu nokta bu nokta benim noktalarım oldu ve biraz daha ileride doğrusal grafikler çizeceğiz. Ama böyle nokta verirse de bu noktaları göstermem benim için yeterli. A, B, C diye noktalarını gösterdim. Bu fonksiyonun grafikte gösterimi de budur dedim. Geçtim. an anda bahsettiğim şey doğrusal fonksiyonun grafiği. Doğrusal fonksiyonun grafiğinde arkadaşlar biz bunu bir önceki videomuzda anlattık. Nasıldı doğrusal fonksiyonun grafiği? fx eşittir ax artı b şeklinde yazılacak x'in üssü 1 olacak, önünde katsayı olur olmaz. b de olur olmaz demiştik. Neden doğrusal fonksiyon diyordu? Çünkü grafikte doğru belirtiyordu bu adam. Grafikte doğru belirttiğine göre doğrusal fonksiyonları artık resmi olarak görebiliriz. Bunların çizimi bir doğru şeklinde olacak. Böyle gider, böyle gider, böyle gider. Peki doğrusal fonksiyonu çizmek için ne gerekli? 2 nokta yeter. Neden? Bu bir doğru mu arkadaşım? Doğru. Ben böyle 5-10 tane nokta bulmaya gerek yok. Mesela fonksiyonda biraz önceki gibi bir nokta belirledin. Bir nokta da burada belirledin. 2 nokta yeter. Niye? Çünkü iki noktadan bir doğru geçer. 2 noktadan bir doğru geçerse iki noktayı bulacaksın, birleştireceksin. Mesela doğrusal fonksiyonun grafiğini en kolay çizmek için ne yapacaksın? Bu formülü verdi sana ax artı b'yi. Sen bunun birinci dereceden bir şey olduğunu gördün. O zaman dedin ki bu doğrusal fonksiyon. O zaman x'e 0 veriyorsun. y'yi buluyorsun. Denklemin buydu ya. x'e sıfır veriyorsun. y'yi buluyorsun. Mesela ne buldum burada y'yi? x'e 0 verdim. 0 virgül b noktası. Bak x'e 0 verdik. Cevap b çıktı. Hani diyorduk ya y eşittir ax artı b diye. İşte buradan da x'e 0 verdiğim anda y de B, Y eşit oldu. O zaman bir nokta var elimde. Y'ye sıfır verip X'i bulursam da bu sefer de Y'si sıfır oldu. Y'ye sıfır verirsem buradan da ezber yapmayayım ama göstereyim. Eksi B bölü A da benim diğer noktam olacak. Tabii ki de burada ezberden yazdık. Sorun değil. Sen bunları zaten denklemlerde göreceksin. Peki bu noktaları niye yazdın hocam? Başka nokta niye yazmadın? Bir, arkadaşım sıfır bir kere çok kolay bir nokta. Sıfır ne oluyor mesela? Sıfır. Mesela sıfıra B. Diyelim ki Y'nin üzerinde şu nokta. Bu da X'in üzerinde diyelim ki şu nokta. Al bak birleştirdim mi. Cillop gibi birleşiyorlar. Neden? Çünkü bu iki nokta eksenler üzerinde olduğu için çok rahat çiziliyor. Önemli olan burada X'e sıfır verip Y'ye sıfır vermek mi? Hayır. İstediğin noktaları verebilirsin. Yeter ki iki nokta bul. Doğru'nu çiz. Çünkü doğru fonksiyon. Grafikte bu noktalardan geçen doğruyu da çizdiğin anda Grafiğin tamam oluyor dedik. Hemen bir antrenman yapalım bakalım. Artık fx yok. Ne var? y eşittir. 2x eksi 4. fx'in diğer formatı, diğer ismi neydi? y'ydi. O zaman burada ne yapacağım? Bak şimdi. x eşittir 0 için. Burayı tertemiz grafiği ayırdım. x eşittir 0 için. Ne olacak peki? y eşittir 2x eksi 4'te 2 çarpı 4 eksi 2 çarpı 0 eksi 4. x'in yerine 0 koydum. Buradan ne geldi? Y eşittir. Eksi 4 geldi. O zaman bir noktayı buldum. O nokta ne? X'i 0. Y'si eksi 4. Hemen diğerini de söyleyelim. Bu sefer ne yapacağım? Bu sefer de Y eşittir 0 diyeceğim. Y 0 için bak nerede koyuyorum burada. 0 eşittir 2X eksi 4. E bunu karşıya attın. 4 eşittir 2X. X de buradan ne çıktı? X'te X eşittir 2 çıktı. 2 kere X. 2 kere 2 4 dedim. Peki bu noktam ne? Bu noktamda işte 2'ye 0 noktası. 2 nokta buldum mu? Buldum. Hemen grafikte yerlerini de bulayım. Al sana 10 numara bir Y. Al sana 5 yıldız bir X. Hemen noktaları bulalım. Bunun 0'sa X'i. O zaman bu nerededir? Y'nin üzerinde. 1, 2, 3, 4. Aşağı doğru 4. İşte bu noktadan geçecek. Bir de 2'ye 0. Yani X'in üzerinde. 1, 2. A anda bu noktadan geçecek. Şimdi bunu düzgün çizme zamanı. Şuradan bir koyacağım böyle. Dimdirek doğru olacak. İşte bu doğrumuz y eşittir. fx fonksiyonudur arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu nokta ne? 2. Bu nokta ne? Eksi 4 dedik. Ve bunun grafiğini halletmiş oldum. Daha da uzatmayalım. İleride zaten aynı örneklerden birkaç tane var. Hemen ne yapıyorum? Y eşittir. Eksi 3 x eksi 9. Hemen ne diyorum? X eşittir 0 veriyorum. X eşittir 0 verdiğimde y eşittir. Eksi 3 kere 0. 0. O zaman y ne çıktı direkt? 9 çıktı. O zaman bir nokta geldi mi? Geldi. Cevap ne? 0'a eksi 9. Şurayı biraz daha düzgün yapayım. 0'a eksi 9. Peki peki peki. Şimdi ne yapacağım? Y eşittir 0 vereceğim. Ver 0'ı. 0. Sıfır. Eşittir. Ne oldu? Y'ye 0 verdim. Bunu çekeceğim şimdi. Eksi 3x eksi 9. 9'u karşıya at. 9 eksi 3x. E buradan x ne geldi arkadaşım? Her tarafı eksi 3'e bölersen artı eksi eksiden dolayı eksi 3 geldi. A da sana yeni bir nokta daha geldi mi? Geldi. Kim bu? Y'si 0 x'i eksi 3 oldu. İşte iki noktayı bulduğumda da hemen 10 numara bir y. Hemen 5 yıldız bir x çizdim. Hemen noktalarımı koyuyorum. Biraz uzakta olduğu için tek tek saymayacağım artık. Y'si 0, pardon x'i 0, y'si eksi 9. Yani biraz daha uzun çizeyim. Biraz daha uzun çizeyim. Şu doğru, şurada diyelim ki bir eksi 9 noktası var. Y'nin üzerinde çünkü x'ler yok arkadaşlar. Eksi 9 var. Şu nokta eksi 9 olsun. Bir de eksi 3 var. O da şurada bir yerde olsun. 9'a oranlı olsun. Yani şurada bir tane de eksi 3 var. Bunda x'in üzerinde olduğu için y'si yok. Bunun da y'nin üzerinde olduğu için x'i yok dedim. Şimdi bu ikisinden bir doğru çizeceğim arkadaşım. Onu da şöyle çizdim. Ve bu da benim artık fx fonksiyonum oldu. Buna da y eşittir fx derim. Bunu da artık böyle gösterdiğime göre bakıyoruz ne yaptık? Bir daha söyleyelim. x'e 0 verdin. Hemen x9. y'ye 0 verdin attın karşıya x 3. 2 nokta buldun. 2 noktadan bir doğru geçer ve geçti. İşte sana zoru. Bunu normalde ben ayrıca anlatabilirdim arkadaşım. Ayrıca anlatabilirdim ama anlatmadım. Neden? Çünkü aynı şeyler. Parçalı fonksiyonu bir önceki videoda anlattık. Ne diyordu orada? Parçalı fonksiyon fonksiyonumuzu iki ayrı şekilde yazıyoruz. Ne var? Kritik bir nokta var. E bu kritik nokta varsa hemen buna göre bir hareket çekeceğim. Ne yapacağım? Birden büyüklerde x'im x artı 2 olacak cevabım. Birden küçüklerde de bu olacak. O zaman ben biraz önce x'in yerine 0, y'nin yerine 0 veriyordum ya artık öyle yapmayacağım. Ne yapacağım? Birden büyükler bir başlangıç noktası olduğu için 1'i verebilirim. O zaman x eşittir 1 için dedim. Peki bu sefer y neresi olacak? Burası olacak. Yeni fonksiyon bu. 1 koyarsan ne olacak? Y eşittir 3 olacak. O zaman bir, bir noktam çıktı. Kim bu nokta? X'im 1, Y'im 3. Tamam. Hemen bir tane daha koyalım. Peki burada bir tane daha birden büyük bir nokta koyarsam o da diyelim ki 3 olsun. Bu da ne olacak? X eşittir 3 için. Birden büyükleri koyduğum için. Yine bu fonksiyonda koyuyorum. Y eşittir X artı 2. Kimi koyacağım yerine? 3'ü. O zaman Y ne oldu? 5 oldu. Yeni bir nokta daha geldi. O da ne? 3'e 5. Ha Bu hiç bitti. Şu an bu hiç bitti. Artık birden büyüklerde bunu çizeceğim. Tamam, devam edeyim. Peki burada ne çizeceğim? Birden küçüklerde, birden küçüklerde de çizeceğim şey şu arkadaşlar, birden küçüklerde de bunu koyacağım yerine. E ne koyacağım? X eşittir 0 diyelim. Çünkü 0 diyebilirim. X bir, birden küçüktür 0. X eşittir 0 için, y eşittir ne gelecek? Eksi 3x artı 6 da koyacağım. Bak x sıfır kolay olduğu için hemen orada koydum. Sıfırı koyduğunda ne olacak? Y eşittir 6. Bir nokta geldi mi? Geldi. Sıfıra 6. Hocam niye sıfır koyduk? Çünkü burada var diye koydum. Öyle özel bir durumu yok. Burada da gördüğün gibi 1'e 3 koymuştum. O zaman bir de ne koyalım? X eşittir. Eksi 1 koyalım. Bu işi halledelim. Çünkü o da birden küçük. Y eşittir. Eksi 3x. Eksi 3x artı 6. O zaman y ne oldu? Eksi, eksi 1 koyduğumda yerine artı 3. Bu da ne oldu? 9 oldu. Yeni bir nokta daha geldi. Bu noktamda eksi 1'e 9. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptım? Şuradan büyüklerde bunu, buradan küçüklerde de bunu yaptım. Birden küçük ve büyük. Peki hocam grafiği nasıl çizeceğiz? Bak şimdi nasıl çizeceksin? Bir tane 10 numara bir y çizdim. 5 yıldız bir tane x çizdim. Şimdi dikkat. Bizim kırılma noktamız neresi? Kırılma noktamız 1. O zaman bak çok ince bir görüntü çok ince bir görüntü bire çizgi çiziyorum bak. Çok ince bir görüntü bire bir duvar çiziyorum. Bu fonksiyon bu duvarın bu tarafına geçemez. Bu fonksiyon da buraya geçemez. Niye? X birden büyüklerde bu oluyor. Şimdi bakın ne koyacağım yerine? 1'e 3 noktası. E 1 koymuştuk. Cevabımız 3 çıkmıştı. Tamam. bir zaten burasıydı. 1 koydum. 1 2 3. 3 de şurası olsun. 1'e 3 noktasından bu geçecek. Tamam. Bir de 3'e 5'ten geçecek. 1 burası, 2 şurası olsun, 3 burası olsun. Biraz dengesiz solda mı olsun? 3. O zaman ne oldu burası da? 4 5. Şurası da benim bir diğer noktam oldu. İşte ben ne diyorum bak? 1'den büyüklerde bunu alıyor muydu? Alıyordu. Bu duvarın bu tarafına geçebilir mi? Geçemez. O zaman bu grafiğim anda budur. Yetmedi. Daha bunlar var. 0'a 6. X'i 0. Y'si 6. Şu nokta geldi elime. Tamam. Bir de eksi 1'e 9. Biraz biraz küçük çizmişiz. Şunu bir karalayalım. Şunu biraz daha uzattım diyelim. Sorunun içine de girdik ama olsun. O zaman ne oldu? Burası da 6 noktası 0'a 6. Ben ne demiştim? X yok. Y'si 0'a 6. Bu noktalar zaten 1'e 3 ve 3'e 5 olduğunu biliyorum. Ve de diğer noktamda eksi 1'e 9. Şurası eksi 1. Bir de şurada 9 var. Aha da bu da burada oldu. Bak şimdi buradan bir doğru geçecek. Tamam. Hocam nereye kadar? Ta ki bu çizgiye kadar. Hocam bunu nasıl birleştirdin? Doğru yaptıysak bakacağız. X'in yerine burada da 1 koy. Bak 1'de olmayacak ama 1'e kadar bu, bu grafik gidecek. 1 koy. Eksi 3 artı 6. Evet bu da 3'e kadar gidiyormuş. Demek ki grafiği o kadar düzgün çizmişim ki nereye gittiği de gözüküyor dedim. Ve geçtim. Bir sıra sende daha. Bunu hemen hızlıca yapalım. Artık 1'den 0'dan küçük. 1'den küçükler diyor. X eşittir 0 için cevabım 2. Y eşittir 2. O zaman buradan ne gelecek? sıfıra 2 bir tane daha verelim. X eşittir. Eksi 1 için. Y nedir? Yine 2. Çünkü ne verirsem ver 2 geliyor. O zaman buradan da eksi 1'e 2 oldu. Bir nokta buldum. Birazdan çizerken dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Neler olduğunu göreceksiniz. Bir de şurada bir nokta verelim. Sınırları koyalım. Sınırları. Önemli olan sınırlar. Bir önceki soruda söylemedim. Ama şimdi söyleyeyim. Sınırları koyarsan daha iyi olur. X eşittir. 1 için. Hemen ne oldu? Y eşittir. X eksi 3. O zaman Y'in buradan ne çıktı? Eksi 2. Tamam buradan bir nokta geldi. Bu noktam nedir? X'i 1. Y'si eksi 2. Tamam. Bir tane daha lazım bana. Hemen sınırım neydi? X eşittir 2. X eşittir 2 için. Y eşittir. X eksi 3. O zaman buradan da Y eşittir. Eksi 1 geldi. Hemen buradan da bir nokta geldi. O da 2'ye 1 oldu arkadaşlar. 2'ye 1 değil. Evet bunları yanlış yazıyorum. Sonradan da soruda yanlış oluyor dikkat birazcık ben de dikkat etmem lazım. Sen de dikkat et. ince ayrıntılar var. 2 eksi 3 ne oldu? Eksi 1 oldu. Bu noktamda 2'ye eksi 1 dedim. Sonrasında bir de bu nokta var. Artık bunu yapmayacağım. Niye? Buradan sana bir şey göstereceğim. Çünkü o gösterdiğim şeyden dolayı olayı anlayacaksın. Yine bak sınırlarım nereler? Sınırlarım nereler? Hemen bir onu göster bak kendince. Nasıl? Bak şurada bir ince bir çizgi var. Bu ince çizgi bir çizgisi olsun. Bir de şurada 2 olsun bak. Bu da görünmez bir 2 olsun. Tabi ben burada silemiyorum ama sen onu bir çiz sonra sil hatta. Niye? Şurada bakalım bak. 1 verdiğinde cevap ne çıktı? 1'e eksi 2 diye bir nokta var. 1'e eksi 2 burası 1. Şurası 1, 2. 1'e eksi 2 noktası anda bu nokta. Bu tamam. Peki x2 iken y neymiş? x2 iken y de eksi 1'miş. Bu da bu noktadan bahsediyor. İşte bu aralıktaki grafiğim şu doğrudur. Anladım. Peki birden küçükler nedir? Birden küçüklere bakıyorum. Ne vermiştik orada? Sıfır verdiğim sıfır verdiğim cevabım ne çıktı? Sıfır verdiğimde cevabım 2 çıktı. O zaman o da şudur. Sıfıra 2 neresi? X'i sıfır, Y'de 2. 1, 2. O zaman buradan geçiyor. Bir de 1 de Hemen eksi 1'e 2 noktası vardı. Eksi 1'e 2 noktası neresi? O da eksi 1 burada. Yine onun da bu noktadan geçiyor. Bakın arkadaşlar zaten ne verirseniz verin bu işte bu doğrudan geçecek. Peki bu doğru ne? İşte burası. Bu doğru budur. Peki niye buraya kadar götürdün hocam? Çünkü bunun sıranı limiti buraydı. Buradan öteye geçemez. Buradan geride olacaktı. Dediğim oldu. Burası da tabii ki de 2 oldu. Burayı da gösterdim. Peki en son olarak diğer grafiği çizersek. Diğerini artık anladım. 2'den büyük. Bak burada da aynı şeydi. 1'den küçük de hep 2'lerdi. 2'den büyüklerde de hep cevabım eksi 1 çıkacak. O zaman bu fonksiyonumda eksi 1 olacak. Mesela 3 var eksi 1. 4 var eksi 1. Bir doğru yatay doğru olacak. Peki benim asıl grafiğim kim hocam? Asıl grafiğim şu işte bak. Şu doğru şurası ve burası işte bu parçalı fonksiyonun grafiğidir dedim. Geçtim. Hemen hızlıca bunları söyleyelim. Parçalılarda da bir şey yokmuş. Sadece olay konsantre olmaktan gerek geçiyor arkadaşlar. Başka da bir şey. Yok. Tanım kümesiyle ilgili böyle sınırlı noktalar verirse hemen bunları iyi okuman lazım. Tanım kümesi kimdi arkadaşlar? X'ti. Fonksiyonun başından sonuna kadar kimler var X'lerde? Eksi C var. A'ya kadar. O zaman ben burada ne diyorum bak tanım kümeme? Eksi C'den A'ya dedim. Pekala. Pekala. Görüntü kümesi ne? Görüntü de fonksiyonun başlangıç ve alttan ve üstten bitiş noktası. O da nedir? Eksi D ile alttan geldi çünkü yukarıda da B noktasıdır. Bütün her şeyin görüntüleri de bu aralıktadır. Bütün tanımlarda bu aralıktadır dedim. Şimdi grafikte biraz önce okumayı öğrettim ama olsun. Bu nokta nedir bu nokta? A ya B noktasıdır. Bak noktayı yazarsan rahatlarsın. Niye? F a hocam B'dir. Çünkü niye? X'in yerine A koyarsan cevap B olacakmış dedim. Peki F sıfır nedir? Sıfır. Peki şurada bir nokta var mı? Bak grafiğin üzerinde. Grafiğin üzerinde şu noktayı bana okur musun? M, y sıfır. X'e e M verirsem YM sıfır olacak. O zaman FM sıfırdır dedim. Peki bu fonksiyon üzerinde mi? Evet. Peki fonksiyon üzerindeyse burası x'i yok. 0. Burası da ne? O zaman x'e 0 verirsen y de ne olur dedim. Peki eksi c'nin şu noktası var mı? Var. Kim bu nokta? Eksi c'ye eksi d diye bir nokta. O zaman eksi c'de x'i verdiğimde de cevap eksi d'ye çıkacak. Şurada çivi gibi yazısı çivi gibi olan çivi yazısı gibi olan eksi d'dir arkadaşlar. Onu da buraya yazdım. Gösterdiğim işte Biraz önce de birazdan da örneği yapacağım zaten. O yüzden burayı iyi anladı, anlayalım. Örnekle de pekiştireceğiz. Bir fonksiyonun grafiğinde x eksenini kestiği nokta veya noktalara nokta ve mesela burada bir noktada kesiyor. Başka bir grafik iki tane de olabilir. Bu fonksiyonun ne denir? Kökleri ya da sıfırları denir arkadaşlar. Sıfırları denir. Neden? Çünkü cevabı sıfır çıkarttığı için onlara biz kökler ya da fonksiyonun sıfırları dedik. Model sorumuza bakıyoruz hemen. Okuyalım. Tanım kümem baştan sona kadar y x'leri kapsayandı. Buradan başladım. Buraya kadar gitti. Eksi 5'e 6 geldi. Geçtim. Görüntü kümesi en alt sınırım. Bak en alt sınırım eksi 2. Iki. Eksi 2'den başladı. Nereye kadar gitti? 4'e kadar çeşitli yerlerde sayılar aldı. 4 dedim. Fonksiyonun sıfırları nelerdir? X'i x'i kesen noktalar. Burada kesmemiş ama o noktayı da sayıyorum. Çünkü o nokta üzerinde. O zaman bu nokta bu nokta başka var mı yok. Bu noktalar nedir arkadaşım? Eksi 5 eksi 3 bir de a 0 sıfır noktası var. Bunlar da fonksiyonun sıfırlarıdır dedim. Şimdi benim sana tavsiyemi bir kere daha dinle benden. Neydi o? Bu nokta 6'ya 4'tü. Bak grafikte belirgin bir nokta daha var. Bu nokta sıfıra sıfırdı. Şurada bildiğim bir nokta var. Ney? Bu noktada x'i eksi 1, y'si eksi 2. Şu noktayı ben çok iyi biliyorum. x'i eksi 3, y'si yok. Şu noktayı ben çok iyi biliyorum. Orada da eksi 4'e 2 yaptım. Bir de şu noktayı çok iyi biliyorum. x var, y yok dedim ve bitirdim. Nasıl bitiriyorum? Bak iyi izle. Burada artık ne sorarsa yaparım. Eksi 5, 0 artı 6, 6 4'e gidiyordu. Evet. Artı f 1 bakıyorum. Eksi 1 2 iki. eksi 2'ye gidiyordu. Artık kafa rahat görüyor musun? Noktaları yazsan süper. Eksi 4 eksi 4 2'ye gidiyordu. Evet y'si burada. F 3 f 3 0'a gidiyordu. 0. En çok karıştırılan noktalar burasıyla şu y'nin üzerindeki noktadır. Ama sen noktanın tanımını yazarsan noktanın kendisini yazarsan çok rahat bulursun dedik. Burası da 2 bölü 2 çıktı. Cevabım da 1 oldu. Bir kez daha bakalım. 2. Hepsini koyduk yerine. Hepsinde cevapları oldu. Bir kez daha bakmaya gerek yok. Dedik ve sonlara yaklaştık arkadaşlar. Bitti sayılır. Grafiği verilen ifadenin fonksiyon olup olmadığını anlamak için yaptığımız işlem nedir? Düşey. Düşey nedir? Dikey ya da düşey aynı şey. Sana bir fonksiyon verilecek. Bu fonksiyon mu, değil mi diye yapacağımız test böyle çizgiler çekmek. Bu çizgiler bir noktada kesiyorsa buna biz fonksiyondur diyoruz. Her bir çektiğim çizgi sadece bir noktada kesiyorsa bu fonksiyondur. Peki yatay. Yatay nedir? Şöyle bir fonksiyonda şöyle bir şey geldi elime. Ben ne yapacağım? Buna da yatay çizgiler çekeceğim. Çizdiğim her çizgi fonksiyona bir noktada değiyorsa bire birdir. Bir noktada değmiyorsa birebir değildir diyeceğim. Kalsın burada yanıma aldım. Fonksiyondur. Fonksiyon neydi arkadaşım? Fonksiyon olup olmadığını dikey çizgilerle yani düşey doğru testiyle öğreniyordum. Hemen çizgilerimi çekiyorum. Bak şimdi çektim bir noktada kesti. Çektim bir nokta. Çektim bir nokta. Çektim bir nokta. O zaman bu bir fonksiyondur dedim. Buna geldim. Çektim. Oba daha ilk noktadan 3 noktada kesti. O zaman bu fonksiyon olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Bunun anlamı şu. Burada bir nokta var. Hem buna gidiyor. Hem buna gidiyor hem de buna gidiyor. Bir nokta kaç yere giderdi? Bir yere. İşte burada göstermek istediğimiz oydu dedik. Peki buna bakıyorum. Çizgiler çekiyorum. Bir nokta bir nokta bir nokta. O zaman bu da fonksiyondur dedim. Burada dikkat etmen gereken bir tane daha bir şey var. Bu fonksiyon böyle çizildiyse bu başı sonu sonsuza gidiyordur. Bunun da devamı vardır. Bu da böyle sonsuza gidiyordur diye aklımda kalsın dedim. Bir tane daha soru yapalım. Bu da ne arkadaşım? Bu da Yatay testi neden? Fonksiyonlar birebir olduğunu öğrenmek için yataylar çiziyordum. Hemen anlamında söyleyeceğim sana. Yatay çizdim bir nokta. Yatay çizdim bir nokta. Yatay çizdim bir nokta. O zaman yataylardan dolayı bu birebir fonksiyondur. Peki burada çiziyorum. Yatay çizdim bir nokta. Yatay çizdim bir nokta. Yatay çizdim bir nokta. Hepsi bir noktaysa bu da birebirdir. Buna geldim. Yatay çizdim burada iki nokta var. Anlamı ne? Bak şimdi. Anlamı ne? Şurada bir tane x var. Bunun cevabı mesela şurası 4 olsun. Burada bir tane sayı 4'e gitmiş. Burada bir sayı daha 4'e gitmiş. O zaman 1'e 1 olmaz. 2'ye 1 olur. O zaman bu olmaz dedim. Sen bunu çok iyi anladın arkadaşım. Hemen bunu çizdin. 2 nokta. Bunu çizdin. 3 nokta. Abarttı iyice. O zaman ne diyorum? Bu da birebir fonksiyon değildir dedim ve artık videomuzun sonuna geldik. Grafiklerde nokta koy arkadaşım çok rahat edersin. Grafik okumayı iyi öğren. İşlemler zaten kolay. Bunlar da bizim testlerimizde videomuzun sonuna geldik. Ödüllü soru karşınızda arkadaşlar. Cevapları yoruma bırakmayı unutmayalım. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.